Öncelikle herkese merhaba. İsmim İsmail, matematik öğretmeniyim. İnternet ortamında ilk konu anlatımlı videom. Bu arkadaşlar yoğun istek üzerine logaritma konusunu seçtik. Öğrencilerimiz tarafından bu konu rağbet görmekte. Bu yüzden logaritma konusunu seçtik. İlk olarak bunu anlatacağız. Tabii ki daha sonrasında da anlatacağımız dersler olacak. Daha sonraki videolarımızda logaritma dersinin ilk kısmını bu videoda bulacaksınız. Öncelikle logaritma fonksiyonunu tanımlayabilmek için üstel fonksiyonu bilmemiz gerektiğini biliyoruz. Üstel fonksiyonun tanımıyla bir başlayalım. A sayısı 0'dan büyük ve 1'den farklı ve burada A bir reel sayı olmak zorunda. Olmak üzere y eşittir a üzeri x şeklinde tanımlanan fonksiyona üstel fonksiyon dedik. Bu y eşittir a üzeri x fonksiyonunda şuradaki a'ya taban diyoruz ve buradaki x'e de üstü sayılardan da hatırlayın taban ve üst diyorduk, x'e de üst diyoruz. Hangileri üstel hangileri üstel değildir demiş. Öncelikle ne dememiz gerekiyordu? Tabanın 0'dan büyük ve 1'den farklı olması lazım. Yani pozitif ve 1'den farklı olması gerekiyor. Hangileri üstel hangileri üstel değildir diye bir soru sorulmuş. Tabanlarımız burada -3, -3 0'dan büyük olmadığı için direkt eleyebiliriz. 2 sıfırdan büyük ve aynı zamanda birden de farklı olduğu için bu bir üstel fonksiyondur. 2 bölü 3 sayısı sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için bu da bir üstel fonksiyon belirtir diyeceğiz. 7 üzeri eksi x bu kalıba pek uymasa da biz bunu 1 bölü 7'nin ikinci kuvveti biçimde yazdığımız takdirde 1 bölü 7 sayısı sıfırdan büyük ve birden farklı olduğundan bu da bir üstel fonksiyondur diyebiliriz. Y eşittir pi üzeri x. Pi dediğimiz sayının yaklaşık olarak 3,14 olduğunu biliyoruz. Bu 3,14 sayısı 0'dan büyük ve 1'den farklı olduğu için bu da bir üstel fonksiyondur deriz. E sayısı da yaklaşık olarak 2,71 olduğunu biliyorduk. 2,71 sayısı da 0'dan büyük ve 1'den farklı olduğu için bu fonksiyonda üsteldir diyebiliriz. 1 üzeri x direkt tanımla çakıştı. 1'den farklı olması gerekiyor demiştik. Taban 1 olduğu için üstel değildir diyebiliriz. X üzeri x fonksiyonunda da tabanın bir reel sayı olması gerektiğini söylemiştik ama burada taban bir değişken, bir parametre olduğundan bu da bir üstel fonksiyon belirtmez diyebiliriz kendi açımızdan. Pekala, devam edelim. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. İki tane fonksiyon verilmiş. Öncelikle bu fonksiyonların üstel fonksiyon olduğu soruda verilmiş arkadaşlar. Bu üstel fonksiyonlarda a'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamını sormuş bize. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Taban dediğimiz kısımlar ne burada? 2a-5 ve 6-a sayıları. Pekala 2a-5'in ne olması gerekiyor demiştik? 0'dan büyük olması gerekiyor demiştik. Dolayısıyla 2a-5'i karşıya atarsak 5'ten büyük. A sayısı da her iki tarafı 2'ye böldük. 5 bölü 2'den daha büyük olmak zorunda. Peki başka ne demiştik arkadaşlar? 2a-5'in 1'den de farklı olması gerekiyordu. -5'i karşıya atarsak 2a-6'dan farklı ve a sayısı 3'ten farklı diyebiliriz. Geçelim ikincisine. 6-a gx fonksiyonu tabanı 0'dan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla a sayısı 6'dan küçüktür diyebiliriz. Ve 6-a'nın şöyle gösterelim. 6-a'nın 1'den de farklı olması gerekiyordu. Dolayısıyla a sayısı da 5'ten farklıdır diyebiliriz. Şimdi a için bulduğumuz aralık 5 bölü 2 küçük a, o da küçük 6 mıdır? 5 bölü 2 tam olarak 2,5'u ifade eder bize. 2,5'tan büyük ve 6'dan küçük hangi sayılar var? 3, 4 ve 5 var. Ne demiştik? A 3 olamaz. O yüzden 3 gitti. A 5 de olamaz demiştik. 5'i de eledik. A'nın alabileceği tek değer varmış. Bu da 4'müş. Toplamını sormuştu. Zaten tek değer var. Direkt toplamına 4 diyebiliriz. İkinci soru için ise A'nın hangi değeri için fx eşittir gx olur diye bir şey söylemiş bize. 2a-5 eşittir 6-a diyeceğiz. Eksi a'yı bu tarafa atarsak 3a. Eksi 5'i de diğer tarafa atarsak 11 gelir. A eşittir 11 bölü 3 olur. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sebebi. Yani a 11 bölü 3 geldi. Sonrasında bunun üstel fonksiyonu belirtmez gibi bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü 11 bölü 3'ü içeri yazdığımız zaman ikisi de pozitif ve ikisi de birden farklı diyebiliriz. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yaratmayacak üstel fonksiyon tanımı ile alakalı. Logaritma fonksiyonu.
fonksiyonunun tam manasıyla bir matematik tanımı olmasa da üstel fonksiyonun tersi olarak tanımlayabiliriz. Biz buna logaritma fonksiyonu diyeceğiz. Üstel fonksiyon neydi? Y eşittir a üzeri x. Şuna ne demiştik arkadaşlar? Buna taban demiştik, değil mi? Şuna üst demiştik. Bu da üstel fonksiyonun sonucu diyebilir miyiz? Peki madem öyle, karşıya geçtik. Logaritma a tabanında y eşittir x olarak verilmiş. Buna ne diyeceğiz? Logaritmanın tabanı diyeceğiz. Şuna logaritmanın içi diyeceğiz. Bu da logaritmanın sonucu olacak. Ve asla şunu unutmuyoruz. Logaritma a tabanında y eşittir x olarak verildiyse a üzerinde x eşittir y'yi verir. Bunu sakın unutmayın. Bu çok işimize yarayacak çünkü. Hemen şu sorulara bir bakalım. 3 üzeri bir sayı 9 yapmış. 3'ün hangi kuvveti 9'dur? 2. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? 3. 5'in hangi kuvveti 1'dir? 0. 7'nin hangi kuvveti 7'dir? 1 diyebiliriz. 6'nın hangi kuvveti 36? İkinci kuvveti. 3'ün hangi kuvveti kök 3'tür? 1 bölü 2. 3 üzeri 1 bölü 2 kök 3'tü biliyorsunuz. 2'nin hangi kuvveti 2'dir? Tabii ki 1. 8'in hangi kuvveti 8'dir? Tabii ki 1 diyebiliriz. Logaritma 10 tabanında 1. Onun hangi kuvveti 1'dir? Sıfırıncı kuvveti. Ve a'nın hangi kuvveti a karedir? Zaten sorunun içerisine verilmiş. A'nın karesi a kare yapıyordu. 2'nin hangi kuvveti küp kök 2'dir diye sorulduğu zaman da 1 bölü 3. kuvveti diyebiliriz. Geçelim bir alt sayfaya. Fx eşittir 3 üzeri x eksi 2 fonksiyonun tersi olan f'in tersinde x fonksiyonunu bulunuz demiş. Bunu hep şöyle öğrendik. Burada gördüğümüz x'e fx'e x diyoruz. Şurada gördüğümüz x'e de y diyoruz ve y'yi yalnız bırakmak istiyoruz. X eşittir. Ne oldu fonksiyon? 3 üzeri y eksi 2 oldu. Y'yi nasıl yalnız bırakırım? Öncelikle eksi 2 diğer tarafa atarız. X artı 2 eşittir 3 üzeri y. Az önce logaritma öğrendik. Logaritmanın tanımını öğrendik. Logaritma 3 tabanında x artı 2 eşittir y deme hakkımız yok mu bizim? Neden? Çünkü 3 üzeri y eşittir x artı 2 idi. Bakın aynen yukarıdaki. Y yalnız kaldı mı artık? Kaldı. Dolayısıyla artık bu nedir? F'in tersinde x'tir diyebiliriz arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 artı 2 fonksiyonunun tersi olan f'in tersinde x'i bulunuz demiş. Aynı işlemleri burada da uygulayacağız. Bu sefer tersine götüreceğiz. Neden? Çünkü logaritma fonksiyonun tersi de üstel fonksiyondur. Burada üstel fonksiyonun tersi olan logaritma fonksiyonunu bulmuştuk. Gene fx'e x diyeceğiz ve gene şurada gördüğümüz x'e y diyeceğiz. Bir yerine yazalım. X eşittir logaritma 2 tabanında y eksi 2 artı 2. Y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Öncelikle şu artı 2 bu tarafa yollayalım. X eksi 2 olarak geçti. Logaritma 2 tabanında y eksi 2. Ne demiştik logaritma tanımında? 2 üzeri x eksi 2 eşittir logaritmanın içini verir demiştik. Yazalım. 2 üzeri x eksi 2 eşittir y eksi 2 oldu mu? Bu eksi 2'yi de karşıya yollarsak emin olun y yalnız kalacaktır. 2 üzeri x eksi 2 eşittir y diyebiliriz. Bu y de artık bizim neyimiz? F'imizin tersi diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gene bir fonksiyon vermiş. Fx eşittir arc tanjant logaritma 2 tabanında x şeklinde. Peki arkadaşlar f'in tersini bulacağız yine. Az önceki mantıkla biraz daha zor olacağını düşündük. O yüzden burada da şöyle bir çözüm gösterelim. İlk olarak burada x'e uygulanan işlemleri adım adım yazalım. X'in önce ne yapılmış? 2 tabanında logaritması alınmış. Yazalım. 2 tabanında log alınmış. Pekala. İkinci basamakta ne yapılmış? Bu logaritma 2 tabanında x'in de arc tanjant alınmış. Onu da yazalım. Arc tanjant alınmış. Pekala. Biz ne yapacağız peki? Buradan başlayacağız, terse doğru çıkacağız ve tüm işlemlerin tersini uygulayacağız. İlkokuldan hatırlayın hangi sayının 2 fazlasının 5 katının 2 yarısı şu sayı eder diye biz terse doğru işlemler yapıyorduk. Burada da aynısını yapacağız. Arc tanjantın tersi nedir? Tanjant fonksiyonudur. Bu yüzden x'in önce tanjantını alacağız. Tanjant x oldu. 2. 2 tabanında log almışsa az önce öğrendik. Logaritmanın tersi neydi? Üstel fonksiyonu. O yüzden 2'nin üzerine bu elde ettiğimizi yazacağız. 2 üzeri tanjant x eşittir. Artık bu bizim ters fonksiyonumuzdur diyebiliriz. Alttaki soruda ise
adım adım yazalım. Öncelikle x'e hangi işlemi uygulamış? Bakın burada 4 ile çarpmış. 4 ile çarpmış diyelim. İkinci işlem nedir? 5 çıkarmış. 5 çıkarmış. Pekala. Yaptığı üçüncü işlemle 6'ya bölmüş. 6'ya böl dedik. Ve yaptığı dördüncü işlem 3 tabanında logaritmasını almış. 3 tabanında logaritma almış diyelim. Yaptığı beşinci işlem bu logaritmayı da 2 ile çarpmış. 2 ile çarp diyelim. Ve yaptığı altıncı işlem son işlem 7'ye bölmüş. Onu da yazalım. 7 eklemiş, özür diliyorum. 7'ye bölmüş değil, 7 eklemiş. Şimdi biz ne yapacaktık? İşleme tersinden başlayacağız ve tüm yaptığımız işlemlerin de tersini yapacağız. Yapalım. 7 eklemiş diyor. 7 eklemişse biz x'ten 7 çıkaracağız. Yapacağımız ikinci işlem 2 ile çarp demiş. Biz 2'ye böleceğiz. 3. Şurada yapılan 4. işlem, sondan 3. işlem. 3 tabanında logaritma alıyorsa biz bu x eksi 7 bölü 2'yi 3'ün üstüne yazacağız. X eksi 7 bölü 2. 4. olarak 6'ya böl demiş. Biz 6 ile çarpacağız. 6 çarpı 3 üzerinde x eksi 7 bölü 2 diyeceğiz. 5. işlem 5 çıkarmış diyor. Biz ne yapacağız? 6 ekleyeceğiz. 6 çarpı 3 üzerinde x eksi 7 bölü 2 artı 5 diyeceğiz. Ve son olarak 4 de çarpmış diyor. Biz bulduğumuz ifadeyi hemen şurada 4'e bölersek artık bu f'in tersinde x fonksiyonudur diyebiliriz. Geçelim bir diğer sayfaya. En geniş tanım aralığı soruları. En geniş tanım aralığında dikkat etmemiz gereken, yukarıda da bahsettik, logaritmanın içi sıfırdan büyük olacak, logaritmanın tabanı sıfırdan büyük ve birden farklı olacak dedik. Logaritmanın içi dediğimiz yer, logaritma a tabanında b dersek, arkadaşlar burada b sıfırdan farklı olacak, logaritmanın içi ve a sayısı da yani logaritmanın tabanı sıfırdan büyük ve birden farklı olacak diyeceğiz. Hemen sorularımızı çözelim. Fx eşittir logaritma x eksi 1 tabanında 2 eksi x fonksiyonunun en geniş tanım aralığında bulunuz demiş. Şuraya yazalım. Taban veya önce içini yapalım. 2 eksi x ne olması lazım? 2 eksi x'in sıfırdan büyük, dolayısıyla x'in 2'den küçük olması gerekiyor. Diğer kısımda da taban x eksi 1 sıfırdan büyük olacak. Dolayısıyla x 1'den büyüktür. Ve taban x eksi 1 1'den farklı olacaktı. X sayısı da 2'den farklıdır diyebiliriz. Ne oldu şimdi? 1'den büyük, 2'den küçük ve 2'den farklı. Zaten 2'den küçük dediği için 2'den otomatikman farklı oluyor. Dolayısıyla 1 küçüktür, x küçüktür, 2 diyebiliriz. Bu da fonksiyonumuzun en geniş tanım aralığıdır deriz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Fx eşittir logaritma x tabanında 5 eksi x fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı vardır demiş bize. Bulalım. İçi, logaritmanın içi 5 eksi x ne olması lazım? 0'dan büyük. Dolayısıyla x 5'ten küçüktür diyebiliriz. Diğer bir yerde de x'in 0'dan büyük, yani tabanın 0'dan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Ve tabanın 1'den farklı olması gerektiğini biliyoruz. Böylelikle işlem ne oldu? 0 küçüktür, x küçüktür, 5. Ama burada neyi alamayacağız? 1'i almayacağız. Bunu unutmayın. Sonrasında 0 ile 5 arasında hangi tam sayılar var? 1, 2, 3 ve 4 var. E ne demiştik? 1'i alamayacağız. Gitti. Kaç tane farklı tam sayı vardır diyordu. Bakın burada kaç tane farklı tam sayı var? 3 tane tam sayı vardır diyeceğiz. Geçelim bir alt sayfaya. Onluk logaritma. Bu onluk logaritmanın bayağı logaritma da yazıyorlar kitaplara. Bayağı sıradan demek. Pekala. 10 tabanında x. Bu arkadaşlar logaritma 10 tabanında x'i. Eğer burada taban belirtilmemişse şu 10'u yazmamıza lüzum yok. Logaritma x diyeceğiz. Logaritma x. Eğer tabanı yoksa bunun tabanı 10'dur. Tabanı yazılmamışsa tabanı 10'dur diyeceğiz. Bunu asla unutmayın. Böylelikle şu soruya bir bakalım. Bunların hepsinde tabanının 10 olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle de şimdilik yazabiliriz. 10'un kaçıncı kuvveti 100'dür? 2. kuvveti. 10'un kaçıncı kuvveti 10'dur? 1. kuvveti. 10'un kaçıncı kuvveti 1'dir? 0. kuvveti. 2 artı 1 artı 0 eşittir 3 sorumuzun cevabıdır. Bir alttaki soru. Logaritma x artı 2y bölü y eşittir 2 demiş. Şunu yapabilir miyiz? Bakın burada bir 10 yok muydu? 10'un karesi logaritmanın içine eşit olmayacak mı? Evet olacak. Dolayısıyla x artı 2y bölü y
eşittir 10'un karesi, yani 100 diyebiliriz. Bu y'yi içler dışlar çarpımıyla şu tarafa atarsak 100y eşittir x artı 2y olur. Ve 2y'yi bu tarafa sallarsak 98y eşittir x olur. X madem 98y, şurada x gördüğümüz yere 98y yazabiliriz. Yazarsak ne olur? X bölü y'yi sormuştu bize. X bölü y eşittir 98y bölü y. Y'ler giderse cevabımız 98 olacaktır. Bunların da tabanlarının hepsi 10. 10'un kaçıncı kuvveti 10'dur? 1. 10'un kaçıncı kuvveti 100'dür? 2. 10'un kaçıncı kuvveti 100'dür? 2. 10'un kaçıncı kuvveti 1000'dir? 3. Bunlar çarpım durumunda, arada da toplama işareti var. 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 3, 6. Doğru cevap 8'dir diyebiliriz. Bir alttaki kısma geçelim. Evet, burada bazı özellikler var. Unutulmaması gereken özellikler. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyelim. Logaritma A tabanında A'nın hangi kuvveti A'dır? Tabii ki birinci kuvveti. Bundan sonra logaritmanın içiyle tabanı eğer birbirine eşitse cevap 1'dir diyeceğiz. Logaritma A tabanında 1. A'nın kaçıncı kuvveti 1'dir? Tabii ki sıfırıncı kuvveti. Biliyorsunuz sıfır haricindeki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Madem öyle, A'nın da sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bundan böyle logaritmanın içerisi eğer 1 ise cevap 0'dır diyeceğiz. Eğer logaritmanın içinin bir kuvveti varsa bu kuvveti arkadaşlar logaritmanın başına çarpım olarak gönderebiliyoruz. Yani x çarpı logaritma a tabanında b biçimde yazabiliyoruz biz bunu. Eğer bu üs, bu kuvvet logaritmanın tabanının üssü ise ben bu n'yi, yani üssü, logaritmanın başına ters çevirip çarpım halinde gönderebiliyorum. Yani bunu 1 bölü n çarpı logaritma a tabanında x biçimde yazabilirim. Son olarak eğer ikisinde de üs varsa ben bu x'i alıp logaritmanın başına düz bir şekilde, n'yi alıp logaritmanın başına ters bir şekilde atabiliyorum. Yani x çarpı 1 bölü n çarpı logaritma a tabanında b biçiminde bunu yazabiliyorum. Hali hazırda x'i de 1 bölü n'de çarpımı x bölü n'ydi. X bölü n çarpı logaritma a tabanında b biçiminde biz bunu ifade edebiliriz. Şimdi şu sorumuza bir bakalım. Logaritma 2 tabanında 64 tipi, 64 nedir arkadaşlar? 2'nin 6. kuvveti. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6 artı 27 nedir? 3'ün küpü müydü bu da? Logaritma 3 tabanında 3'ün küpü bölü. Şunlara ekstradan bir şey yazmamıza gerek yok. Bakınız arkadaşlar, logaritmanın içi 1 mi? O zaman burası 0'dır. Tabanıyla içi aynı mı? O zaman burasının da cevabı 1'dir. 0 artı 1. Direkt buraya 1 yazabiliriz. Pekala, soru artık neye döndü? Şu 6'yı başa atacağız. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı şu 3'ü de başa atacağız. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Şunlar tabanıyla içleri aynı oldukları için 1'lerdir. 6 ile 3'ün toplamı da 9'dur diyebiliriz cevabımıza. Bunları ilk sayfalarda da çözmüştük. Şöyle yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında kök 2 nedir? 2 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi başa atarız. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası 1 olduğu için cevap 1 bölü 2'dir. Burada küp kök 3 var. Küp kök 3 nedir? 3 üzeri 1 bölü 3 müydü? 1 bölü 3'ü başa atalım bu sefer. 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3. 3 tabanında 3 1 olduğu için cevap 1 bölü 3'tür. Ve burası da logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 1 bölü 2'nin çarpımı 5 üzeri 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Ve bu 3 bölü 2'yi başa atarsak 3 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5, 5 tabanında 5 1 olduğundan doğru cevap 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, logaritma a tabanında x ile logaritma a tabanında y'nin toplamı. Eğer logaritmada tabanlar aynı ve bu logaritmalar toplanıyorsa logaritmanın içleri çarpılarak aynı tabanda logaritması alınır. Ve yine tabanlar aynı bu sefer çıkarılıyorsa ne yapılacak arkadaşlar? İçleri bölünecek. Sanki bu bize bir yerden tanıdık geliyor. Nereden? Üssü sayılardan. Arkadaşlar, üssü sayılarda tabanlar aynı ve çarpılıyorsa toplanıyor da üsleri. Burada ise logaritmanın tabanları aynı ve toplanıyorsa çarpılıyor. Bakın, burada çarpılıyorsa toplanıyor. Burada toplanıyorsa çarpılıyor. Üssü sayılarda bölünüyorken çıkarıyorduk. Burada çıkarıyorken bölüyoruz diyeceğiz. Anladıysanız şu örneklere bakalım. Tabanlar ne burada? 6. Aynı tabanda toplama işlemi yapıldıysa
Logaritma 6 tabanında 9 çarpı 4 diyoruz. Bu da ne gelir? Logaritma 6 tabanında 36 etmez mi? 6'nın kaçıncı kuvveti 36'ydı? İkinci kuvveti. Şuraya bakalım. Logaritma 3 tabanında 54 eksi 2 demiş. Logaritma 3 tabanında 54'ü 2'ye mi böleceğiz? 54 bölü 2. Bu da ne gelir? Logaritma 3 tabanında 54'ü 2'ye böl. 27. 3'ün kaçıncı kuvveti 27'ydi? 3. kuvveti 27'ydi. Doğru cevap da 3'tür diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Logaritma 5 tabanında A'dan logaritma 5 tabanında B'yi çıkarmış. Çıkardıysa ne yapmamız lazım hemen? Logaritma 5 tabanında A bölü B dememiz gerekiyor. Eşittir 1 miymiş? 5 üzeri 1 de A bölü B'ye eşit olmayacak mı? 5 üzeri 1 5. Bu da A bölü B ise şu B'yi şuraya atarsak ne olur? 5B eşittir A olur. Ben artık şurada A gördüğüm yere 5B yazabilirim dolayısıyla. Yazalım. 5B artı 2B bölü B. Burası ne gelir? 7 bölü B bölü B. B'ler giderse doğru cevap 7'dir diyebiliriz. Bir alt sayfaya geçiyoruz. Logaritma 3 tabanında A ile logaritma 3 tabanında B'nin toplamı 2'ymiş. A kare artı B kare de 67'ymiş. A eksi B'nin pozitif farkını soruyor bize. Öncelikle tabanlar 3. Diyor ki bize logaritmanın işlerini çarp. Logaritma 3 tabanında A çarpı B eşittir 2'ymiş. Böylelikle ben A çarpı B'nin de 9 olduğunu biliyorum. Nereden? 3'ün karesi eşittir A çarpı B'yi vermek zorunda. Madem öyle, soruda da A kare artı B kareyi bize 67 olarak vermiş. Gelin siz de A eksi B'nin bir karesinin açılımını düşünelim. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi demiyor muyduk? Madem öyle, burada A kare artı B kare karşımıza çıkıyor. Bunların toplamı neymiş? 67 yazalım. 67 eksi 2 çarpı şu A çarpı B'yi de biz kendimiz elde ettik yukarıda. 9. Ne oldu? 67 eksi 2 kere 9 18 oldu. 67'den 18'i çıkar 49. Bu neymiş? A eksi B'nin karesi. A eksi B'nin karesi 49'sa neyin karesi 49'dur? 7'nin veya eksi 7'nin, değil mi? Artı 7 veya eksi 7. Yalnız eksi 7'yi almayacağız. Neden? Çünkü neyi sormuş bize? Mutlak değerlisini sormuş. Doğru cevap 7'dir diyebiliriz. Bir alttaki soruda da logaritma 8. Logaritma 8'i şu şekilde yazabilir miyim ben? Logaritma 2'nin küpü çarpı logaritma 27 değil, logaritma 3'ün küpü biçimde yazabilirim. Bölü aşağıda ne var? Logaritma 3'ün karesi var bakın. Çarpı logaritma 32 nedir? 2'nin 5. kuvveti. Şimdi şu 3'ü, şuradaki 3'ü, buradaki 2'yi ve buradaki 5'i başa atalım. 3 çarpı logaritma 2 çarpı özür dilerim, çarpı 3 çarpı logaritma 3 bölü ne diyeceğiz? 2 çarpı logaritma 3 çarpı 5 çarpı logaritma 2. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Logaritma 2'ler var burada. Bunlar gitti. Logaritma 3'ler var. Bunlar da gitti. Geriye sadece 3 çarpı 3'ten 9 ve 2 çarpı 5'ten 10 kaldı. Doğru cevap 9 bölü 10 diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Logaritma 3 tabanında 9'u x olarak vermiş. Logaritma 3 tabanında pardon, logaritma 3 tabanında 9 faktöriyeli x olarak vermiş. Logaritma 3 tabanında 8 faktöriyeli sormuş. Bakınız, faktöriyel görünce falan korkmayın. Şu logaritma 3 tabanında 9 faktöriyeli ben logaritma 3 tabanında 8 faktöriyel çarpı 9 olarak yazabilirim. Böylelikle 8 faktöriyel ve 9'un çarpımı 9 faktöriyel yapar. Hatta bu da burada çarpılmışsa eğer, demek ki bir yerlerde bunlar toplanmış. Yani logaritma 8 faktöriyel artı logaritma 3 tabanında 9 diyebiliriz. Şu logaritma 3 tabanında 9 neydi arkadaşlar? 2 değil mi? 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 8 faktöriyel artı 2 bu neye eşitmiş? Logaritma 3 tabanında 9 faktöriyele. Logaritma 3 tabanında 9 faktöriyele x demiştik. Bu 2'yi de bu tarafa atarsak elimize sadece logaritma 3 tabanında 8 faktöriyel kalır. Bu da neymiş? X eksi 2'ymiş diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Logaritma 2 ve logaritma 3'ü birini x diğerini y cinsinden vermiş bizlere. Logaritma 45'in x ve y türünden eşitliğini soruyor. Bu tarz sorularda şuradaki 45'i 2'den ve 3'ten elde etmeye çalışmamız gerekecek. Öncelikle bu 45 sayısı
3'ün karesi ile 5 üzeri 1'in çarpımıdır. O zaman logaritma 45'i ben logaritma 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Madem öyle, logaritma 3'ün karesi artı logaritma 5 diye de ifade edebilirim. Şu logaritma 3'ün karesindeki şuradaki 2'yi başa atarsak 2 çarpı logaritma 3 artı logaritma 5 kaldı elimizde. Şu logaritma 3'e ne demiş soruda? Arkadaşlar buraya y demiş. Peki bu logaritma 5'i nasıl halledeceğiz? Şu an elimizde bizim şöyle bir ifade var. 2y artı logaritma 5. Peki bu logaritma 5 nedir? Logaritma 10'un 1 olduğunu öğrenmiştik. Logaritma 10'dan ben logaritma 2'yi çıkarırsam, logaritma 2'yi çıkarırsam elimde ne kalır? Logaritma 5. Neden? Çünkü çıkardığımız takdirde içlerini bölüyorduk. 10 bölü 2 eşittir 5. Şurası kaçtı? 1'di. Logaritma 2'yi ne olarak vermiş soruda? X, a demek ki logaritma 5 ne demekmiş? 1 eksi x. O halde yerine yazalım. 2y artı 1 eksi x. Artık x ve y cinsinden ifade izin istemişti bizden. Cevap budur diyebiliriz. Sorumuza bakalım. Bu sefer tabanlar biraz farklı. 0,25 dediğimiz taban. Bu aslında 25 bölü 100'dür değil mi? Her ikisini de 25 ile sadeleştirirsek burası 1 bölü 4 gelir. Bu 1 bölü 4 dediğimiz sayı da aslında nedir? 2 üzeri eksi 2'dir. Bu 0,1 dediğimiz sayı da 1 bölü 10'dur. Bu 1 bölü 10 nedir? 10 üzeri eksi 1'dir diyebiliriz. Pekala, yerine yazalım şimdi. Logaritma 2 üzeri eksi 2 tabanında 16 nedir? Onu da yazalım. 2 üzeri 4'tür artı. Logaritma 10 üzeri eksi 1 tabanında şu 1000 nedir arkadaşlar? 10'un küpü. Şimdi 4'ü, eksi 2'yi, 3'ü ve eksi 1'i başa gönderirsek 4 bölü eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 3 bölü eksi 1 çarpı logaritma 10 tabanında 10 diyebiliriz. 2 tabanında 2 1'di. 10 tabanında 10 1'di. 4'ü eksi 2'ye bölün eksi 2. 3'ü eksi 1'e bölün eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsak cevabın eksi 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Taban değiştirme kuralı önemli kurallardan bir tanesi logaritmada. Elimizde herhangi bir logaritmik ifade olsun. Logaritma a tabanında b. Ben bu logaritmanın tabanını değiştirebilirim. Taban değiştirirken de şunlara dikkat edeceğiz. Bir kesir çizgisi attık ve logaritmanın tabanını c gibi herhangi bir sayı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla logaritma c tabanında b'yi, logaritma c tabanında a'ya bölersek biz bu logaritma a tabanında b'yi ifade etmiş oluruz. Hiçbir şey değişmez. O halde bazı ekstra özellikler çıkarabiliriz. Şöyle diyelim. Logaritma a tabanında b'yi ben şu şekilde yazma hakkına sahibim. 10 tabanına yazalım bunları. Logaritma b bölü logaritma a. Peki logaritma b tabanında a'yı da logaritma a bölü logaritma b biçimde yazamaz mıyım? Peki bakın bunlar birbirinin çarpımsal tersi. Dolayısıyla çarpıldıklarında 1 olmayacaklar mı? Madem bunlar yani tanjantla kotanjant gibi çarpıldıklarında 1 oluyorlar. Ben şunu yazabilirim. Logaritma a tabanında b çarpı logaritma b tabanında a eşittir 1'dir artık. Bunu söyleyebiliriz. Ve buna dayanarak da bunlardan herhangi bir tanesini karşıya yollayın. Logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü logaritma b tabanında a da diyebiliriz. Sorularda kullanmamız gereken özelliklerden birkaç tanesini buraya çıkardık. Soruda demiş ki logaritma 2 a'ymış, logaritma 7 de b'ymiş. Logaritma 14 tabanında 56'nın a ve b türünden eşitliğini bir yukarıda çözdüğümüz sorulara benziyor. Fakat burada bir fark var. Burada taban 10 olarak verilmiş. Verilen sayıların tabanları 10. İstenilen sayının tabanı 14. Bu yüzden değiştirmemiz lazım. Neyi neyle değiştiriyoruz? Sorulanın tabanını değiştiriyoruz. Buradaki tabanla. 10 tabanında yazacağız. Logaritma 14 tabanında 56'yı log 56 bölü log 14 diye yazmamız gerekiyor. Peki. Burada gördüğümüz 2 ve 7'den 56'yı nasıl elde ederiz? Yazalım. Logaritma 2 artı logaritma 2 kaç yapar? Logaritma 4. Bir tane daha logaritma 2 eklersek logaritma 8. Bir tane de logaritma 7 eklerim. 8 çarpı 7'den 56 olur. Bölü logaritma 2 artı logaritma 7. Toplamı nedir? Logaritma 14. Logaritma 2'lere ne demiştik? A. Logaritma 7 neydi? Bu da B. Burada kaç tane A var?
3 tane yazalım. 3a artı logaritma 7 ne? B bölü logaritma 2 a'ydı. Logaritma 7 b'ydi. Doğru cevap 3a artı b bölü a artı b'dir diyebiliriz. Gene aynı tarz bir soru. Logaritma 3'ü a olarak vermiş. Logaritma 5'i b olarak vermiş. Logaritma 45 tabanında 15'in a ve b türünden eşitliğini soruyor. Hemen yazalım. Logaritma 45 tabanında 15 eşittir. Logaritma 15 bölü logaritma 45'tir. 10 tabanında vermişti. Biz de 10 tabanında yazdık. Logaritma 15'i log 3 artı log 5 biçiminde ifade edebiliriz. Bölü logaritma 45 ise logaritma 3 artı logaritma 3 kaç yaptı? Logaritma 9. Bir tane daha logaritma 5 ekleyelim. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 5 45 yaptı. Logaritma 3'ü ne olarak vermiş bize? A. Logaritma 5 neymiş? Burada B'ymiş. Bölü logaritma 3 A'ydı. A artı A 2 A artı logaritma 5 o da B'ydi. Doğru cevap A artı B bölü 2 A artı B'dir deriz. Bir alttaki sorumuza bakıyoruz. Bir alttaki soruda logaritma 2 tabanında 7'yi x olarak vermiş. Logaritma 14 tabanında 2'nin x cinsinden eşittiğini soruyor. Bunu hangi tabanda yazacağız? 2 tabanında yazmamız gerekiyor. Yazalım. Logaritma 14 tabanında 2 eşittir. Bir kesici çizgisi attık. Logaritma 2 tabanında 2 bölü logaritma 2 tabanında 14 dedik. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1'di bölü. Alttakinde logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 7 yazarsak logaritma 2 tabanında 2 gene 1. Logaritma 2 tabanında 7'yi de soruda vermiş. X o zaman düzenlersek 1 bölü 1 artı x olduğunu görürüz sorumuzun cevabını. Bir alt satıra geçtik. Evet. Bu sorudayız. X üzeri x eşittir 8 olduğuna göre logaritma 2 tabanında x'in eşitini bulunuz demiş arkadaşlar. Yazalım. X üzeri x eşittir 8. Her iki tarafın 2 tabanında logaritma sanırsak yani. Logaritma 2 tabanında x üzeri x eşittir. Logaritma 2 tabanında 8. Şu logaritma 2 tabanında 8 neye eşit bu arada? 3'e. İse diyelim. Logaritma 2 tabanında x üzeri x eşittir 3 diyebiliriz. Şu x'i buraya atabilir miyiz? İse x çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir 3 oldu. Bu her iki tarafı x'e bölersek artık logaritma 2 tabanında x kaldı burada. Karşı taraf ne oldu? 3 bölü x oldu diyebiliriz. Bu şekilde çözüm yapılabilir sorumuz. Şu soruya bakalım. Hatırlayın ne demiştik? Logaritma a tabanında b 1 bölü logaritma b tabanında a'ya eşittir. O zaman 1 bölü logaritma 2 tabanında 14 nedir? Logaritma 14 tabanında 2'dir. Burası nedir? Logaritma 14 tabanında 7. Tabanlar aynı ve toplanıyorsa içleri çarpılıyordu. Logaritma 14 tabanında 14 bu da nedir? 1'dir deriz. Bir alttaki soru. Bu da farklı bir özellik. Toplamını gösterdik, farkını gösterdik. Taban değiştirmede artık bölümünü de gösterdik diyebiliriz. Çarpım durumunda ne yapacağız? Logaritma a tabanında x ile logaritma x tabanında b çarpılıyorsa bir tanesinin tabanı diğerinin içine eşitse bunlar birbirini götürüyor gibi davranır diyebiliriz. Ve geriye ne kaldı? A tabanında b kaldı. Bunda logaritma a tabanında b'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi şu soruya bakalım. Tabanı 5, içi 5. Tabanı 8, içi 8. Tabanı 11, içi 11. Geriye sadece ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 16 kaldı. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'ydı? 4. kuvveti. Doğru cevap 4'tür diyebiliriz. Şu soruya bakalım. Logaritma 8 tabanında 81 çarpı logaritma 9 tabanında 16. Bunu bir şöyle yazalım. Logaritma 8 nedir? 2'nin küpü tabanında 3'ün 4. kuvveti 81'di biliyorsunuz. Logaritma 3'ün karesi tabanında 2 üzeri 4. Şu 4'ü ve şu 3'ü, şu 4'ü ve şuradaki 2'yi başa atarsak 4 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Şuradaki logaritmanın içi ile buradakinin tabanı, buradaki logaritmanın içi ile buradaki logaritmanın tabanı 2 aynı oldukları için bunları direkt iptal edebiliriz. Geriye sadece ne kaldı? 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 2 kaç? 2.
Doğru cevap 8 bölü 3'tür diyebiliriz. Evet. Logaritma 3 tabanında küp kök x olarak AD uzunluğunu, yani dikdörtgenin uzun kenarını, logaritma x tabanında 9 olarak da dikdörtgenin kısa kenarını vermiş ve bize nereyi soruyor? Alan ABCD'yi soruyor. Yani şu kısmın alanını soruyor. Peki ne yapmamız gerekiyor bizim? Uzun kenar çarpı kısa kenar değil miydi dikdörtgenin alanı? ABCD eşittir. Dolayısıyla alan ABCD diyelim. Bu alanı nasıl ifade edeceğiz? Logaritma 3 tabanında şu küp kök x nedir arkadaşlar? X üzeri 1 bölü 3'tür. Çarpı kısa kenarımız ne? Logaritma x tabanında 9'da neydi? 3'ün karesi. Bir yerli yerinde yazalım. 1 bölü 3'ü attık başa. 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında x çarpı 2'yi de başa atalım. 2 çarpı logaritma x tabanında 3. Görecek olursanız logaritmanın tabanıyla buradaki içi eşit. Tabanıyla içi eşit. Geriye sadece orada 1 kaldı. Doğru cevap 1 bölü 3 çarpı 2'den 2 bölü 3 birim karedir diyebiliriz. Evet. Özelliklerin sonlarına doğru yaklaşıyoruz artık. Eğer bir reel sayının üstünde logaritmik bir ifade varsa, üstündeki logaritmik ifadenin içiyle buradaki a sayısı, üstü a sayı yer değiştirebilir. Yani a ile c'yi yer değiştirsek de eşitlik hiçbir zaman bozulmuyor diyebiliriz. O halde şundan bahsedebilir miyiz? Ekstradan bir özellik daha çıkarabiliriz kendimize. Buradaki üstü alınan sayı a logaritmanın içiyle eşitse arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurası eşitse x ile a'nın yerini değiştirdiğimiz zaman x üzeri logaritma a tabanında yapıyor. A tabanında a neydi? 1. Doğru cevap neymiş o zaman buradan? X diye çıkabiliyormuş. Yani bunu elde edebiliyoruz bir sıkıntı olmadan. Pekala devam edelim. Şuraya bakalım. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 6. Ben 6 ile 3'ün yerini değiştirirsem 6 üzeri logaritma 3 tabanında 3'ü mü elde ederiz? Burası neydi? 1 artı 8 ile de 10'un yerini değiştirelim. 8 üzeri logaritma 10 tabanında 10 mu geldi? Burası da 1. 6 ile 8'in toplamı nedir? 14'tür. Doğru cevap budur diyebiliriz. Devam edelim. Burada 4 ile 2'nin yerini değiştirelim. Ne gelir? 4 üzeri logaritma 2 tabanında 2 çarpı. Şurada da 5 ile 25'in yerini değiştirdiğim takdirde 25 üzeri logaritma 5 tabanında 5 gelecektir. Logaritma 2 tabanındaki 1. 5 tabanında 5 o da 1. 4 çarpı 25 kaldı geriye. 4 kere 25 de 100 yapar diyebiliriz. Geçelim bir sonraki sayfaya. 7'nin üzerinde şöyle bir ifade var. 2 logaritma birbirinden çıkarılmış. Tabanları eşit mi diye bakıyoruz hemen. Evet eşit. İkisi de 7 tabanında. Dolayısıyla ben bunu 7 üzeri logaritma 7 tabanında 81 bölü 9 biçimde yazabilirim. Bu da 7 üzeri logaritma 7 tabanında şurası ne gelir 81'i 9'a bölersek? 9 gelir. Ve 9'da da 7'nin yerini değiştirirsem arkadaşlar 9 üzeri logaritma 7 tabanında 7 gelecektir. 7 tabanında 7 nedir? 1. Doğru cevap 9 üzeri 1'den 9'dur diyebiliriz. Şuradaki soruya bakalım. Şurada arkadaşlar 2 ile 3'ün yerini değiştirelim siz de bir bakalım ne gelecek. 2 üzeri logaritma x tabanında 3 artı 2 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 4. Burada iki tane ifadenin aynısı. 2 tane 2 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 4 dersek denklemin her iki tarafını 2'ye böl. Ne gelir? 2 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 2 gelir. 2'nin kaçıncı kuvveti? 2 idi. Birinci kuvveti. Dolayısıyla üsler birbirine eşittir mantığıyla hareket edecek olursak logaritma x tabanında 3'ün 1'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. X üzeri 1 eşittir 3 dersek bu da zaten bize x'i verecektir. Soru da bize x'i sormuştu zaten. Logaritma 8 hangi iki ardışık tam sayı arasındadır diye bir soru. Peki bu tarz soruları nasıl çözmemiz gerekiyor? Öncelikle şöyle bir soru sorayım. Logaritma 1 kaçtı arkadaşlar bu? 0'dı. Peki logaritma 10 kaçtı? Bu da 1'di değil mi? 1 ile 10 arasında değil midir buradaki 8? Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Logaritma 8.
Madem 1 ile 10 arasında logaritma 1 logaritma 8'den daha küçükken logaritma 8 de logaritma 10'dan daha küçüktür. Dolayısıyla bu logaritma 8 dediğimiz sayı aslında burada değil miymiş? Hangi iki ardışık tam sayı arasındadır diye soruyordu. Demek ki 0 ile 1 arasında diyebiliriz cevabına. Geçelim şuradaki soruya. Öncelikle bunların aralıklarını bulacağız. X için yorum yürütelim. Logaritma 5 tabanında 5 ve logaritma 5 tabanında 25. Değil mi? Logaritma 5 tabanında 5 neydi? 1. Logaritma 5 tabanında 25 neydi? Bu da 2. Logaritma 5 tabanında 8 bu iki aralıktaysa o halde x 1 ile 2 arasında bir sayıymış. Diğer kısma geçelim. Logaritma 6 tabanında 4'e. Logaritma 6 tabanında 1 ve logaritma 6 tabanında 6 dersek. Logaritma 6 tabanında 4 nerededir? Burada. Logaritma 6 tabanında 4 y idi. Logaritma 6 tabanında 1 nedir? 0. Logaritma 6 tabanında 6 1'dir. Demek ki y de 0 ile 1 arasında bir sayıymış. Yani x sayısı 1 ile 2 arasında olduğu için y'den daha büyüktür diyebiliriz. Logaritma 0,3. Logaritma 10 tabanında biliyorsunuz. Logaritma 10 veya logaritma 1'i önce kontrol edin. Logaritma 1 neydi? 0'dı, değil mi? Pekala, logaritma 0,3 logaritma 1'den daha küçük bir sayı belirtecek bize. Dolayısıyla logaritma 0,3 de 0'dan daha küçüktür. Yani bu direkt negatiftir diyebiliriz. Negatif olan zaten diğer ikisinden mecburen küçük olacak. Dolayısıyla en küçük olanı z'ymiş. Bundan daha küçük olanı y'ymiş ve en büyük olanı da x'miş diyebiliriz. Logaritma 3 tabanında 6 sayısı hangi ardışık 2 tam sayı arasındadır diye soruyor. Logaritma 3 tabanında 3 ve logaritma 3 tabanında 9'u düşünecek olursak logaritma 3 tabanında 6 bunların tam arasındadır. Peki logaritma 3 tabanında 3 neydi? 1. Logaritma 3 tabanında 9 da 2 olduğu için artık şunu söyleyebiliriz. Logaritma 3 tabanında 6, 1 ve 2 arasında bir sayıdır. Logaritma 150 sayısı hangi ardışık 2 tam sayı arasındadır? Öncelikle logaritma 100 ve logaritma 1000'i düşünecek olursak logaritma 150 bu iki sayı arasındadır. Log 100 kaçtı? 2. Log 1000 kaçtı? 3. Artık dolayısıyla logaritma 150 de 2 ile 3'ün arasında bir sayıdır denilebilir. Artık son sayfamızdayız. Logaritma 2 yaklaşık olarak verilmiş. 0,301,03 demiş. Ve logaritma 5'in değerini istiyor. Arkadaşlar, aslında diğerlerinden daha basit. Logaritma 10'dan ben logaritma 2'yi çıkardığım zaman logaritma 5'i elde etmiyor muydum? Nasıl yapıyorduk bunu? Tabanların ikisi de 10. Onu 2'ye bölüyorduk. Logaritma 5. Ben logaritma 10'un 1 olduğunu biliyorum. Peki logaritma 2 neydi? 0,301,03 olarak verilmiş. Ben 1'den bunu çıkarırsam ne elde edecekmişim? Logaritma 5. Madem öyle gene şurada çıkaralım. 1'den 0,301,03'ü çıkaracağız. 10'dan 3 çıktı. 7, 9, şurası 8, şurası 9, burası 6, burada da artık 0 kalmış. Demek ki logaritma 5 yaklaşık olarak neymiş? 0,698,97'ymiş. Gene aynı mantıkla logaritma 2'yi 0,301 olarak vermiş bu sefer. Şuradaki 0,3'ü hesaba katmamış, daha kalın bir hesap yapmış. Logaritma 3'ü de 0,477 demiş yaklaşık olarak. Logaritma 360'ın yaklaşık değerini hesaplayınız. Buradaki 10 çarpanlarını çok akıllı kullanmak gerekiyor. Logaritma 360'ı ben logaritma 36 çarpı 10 olarak yazarsam bu da logaritma 36 ile logaritma 10'un yani şurası 1'in toplamıdır. Peki bu logaritma 36'yı nasıl halletmemiz gerekiyor? Logaritma 36 dediğimiz logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 3 artı logaritma 3 artı bir de burada ne vardı? Logaritma 10. Şurası ne yaptı? Logaritma 36 yapar mı?
2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 3, 3 12, 3 çarpı 12 10, 36 diyebiliriz. Peki logaritma 2 neydi? 0,301. O zaman burada 2 tane 0,301 var. Artı şurada ne var? 2 tane 0,477 var diyebiliriz. Bir de artı sonunda ne var? 1. 2 çarpı 0,301 0,602 yapacaktır. 2 çarpı 470, 0,477 de 0,954 yapacaktır. Bir de buna 1 ekleyeceğiz. Hepsini toplayalım. 0,602, 0,954 ve son olarak da 1'i toplayacağız. Şurasına gelir 6, burası 5 gelir. Şurasına gelir burası da 5 ve son olarak da şuraya 2 ekleriz ve logaritma 360'ın aslında yaklaşık olarak neye eşit olduğunu bulduk. 2,556'ya eşit olduğunu bulduk. Bundan sonraki konu anlatımımızda arkadaşlar logaritmanın ikinci kısmına logaritmik denklemlerden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazmanızı öneriyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.